PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde Flash Action Script 3'te for in loop'u öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde for loop döngüsünü öğrenmiştik. Bu seferse for in loop. In İngilizcede içinde demek arkadaşlar. Ee, bunu öğreneceğiz. Peki bu ne işe yarıyor? Ee, bir bu array'lerle birlikte kullanmamıza yardımcı oluyor for döngüsünü. Ee, array'lerle oluşturduğumuz herhangi oluşturduğumuz arrayleri for döngüsü içerisinde tekrarlatabiliyoruz ve bunları ve bunları istediğimiz şekilde kullanabiliriz şimdi nasıl yapacağımızı örneklerle daha iyi bir şekilde kavrayacağız şöyle yapalım nasıl bir örnek verelim arkadaşlar var diyelim Evet. nasıl bir değişken tan tanımlayalım nasıl bir şey yapalım yapalım sınıf ya da e, ne diyelim arabalar diyelim arabalar peki araba listesi diyelim şöyle yapalım araba listesi diyelim araba listesi diye bir değişken tanımladım ve string diyorum bunu e, pardon array diyorum e, bunu array diyoruz array Array dedik. Array dedikten sonra eşittir diyoruz. Yani data type'ımız Array. Köşeli parantezleri koyuyoruz. Açıp kapıyoruz. Noktalı virgülü kapatıyoruz. Şimdi Array'imizi tanımladıktan sonra tırnak işaretleri arasına yazıp virgül koyup tekrar tırnak işaretleriyle listedeki ürünlerimizi yazabiliriz. Araba listesi yapıyoruz şu an. Mesela şöyle yapalım. Mesela Ford diyelim. Ford. Toyota. 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 Toyota <laughs> Toyota A evet Ford Toyota ee, şöyle yapalım Opel diyelim Opel başka ne var Mercedes, BMW diyelim BMW yani Büyükü büyük küçük harf fark etmez BMW şimdi dört tane araba yazdık değil mi araba listemizde dört tane araba var şu an şimdi Evet güzel bir liste yaptık. Şimdi for döngüsüyle peki bunu nasıl kullanacağız? Forum yazıyoruz. Parantezi aç kapa. Kuyruklu parantezi aç kapadık açıp kapadık. Şimdi güzel. Ee, şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ne diyelim? Var diyelim ve yeni bir değişken tanımlayalım. Arabalar diyelim. Şimdi araba listesiydi bu. Şimdi ise arabaları göstereceğiz. Arabalar string sesi büyük olacak. String. Bunları ezberlemek lazım arkadaşlar. Ya da bakabilirsiniz. Yani not alabilirsiniz. Bir yerlere falan koyabilirsiniz. Zamanla alışacaksınız zaten. Ee, string dedik. Yani string dedikten sonra şöyle yapacağız buraya in diyoruz. String in dedik in içinde demek neyin içinde araba listesinin araba listesi, araba listesi array'imizin içerisinde. Peki bunları nasıl trace ettireceğiz output ettireceğiz echo atacağız artık her yani ne derseniz. Şimdi şöyle yapacağız. Trace dedik. Buraya ne yazacağız? Arabalar mı yazacağız? Araba listesi mi yazacağız? Şöyle yapacağız. Araba listesini şöyle şuradan kopyalayayım. Ctrl C ile kopyaladım. Yapıştırıyorum. Araba listesinin araba listesi bir array. Onun içerisindeki elemanları göstereceğiz. Hangi elemanları göstereceğiz? Arabalar. Arabaları göstereceğiz ve buraya arabalar yazıyoruz. CTRL e ENTER dediğimde bunları sıralaması gerekiyor. CTRL e ENTER gördüğünüz gibi outputumuzda Ford, Toyota, Opel ve BMW'yi BMW, W aslında onu niye V diyorsak <laughs> her neyse BMW, BMW'yi gördüğünüz gibi çıktısını aldık. Peki buradan ne yaptık? Öncelikle araba listesi diye bir array tanımladık. Array böyle tanımlanıyor. Öğrenmiş olduğunuz. Array'lerde gösterecektim aslında bunu. Her neyse öğrenmiş olduğunuz bir array. Array liste demek arkadaşlar. Türkçe karşılığı. Genellikle alışveriş sepetlerinde falan çok kullanılır. Tabii ki daha çok kullanım alanları var. Gördüğünüz gibi yani e-ticaret sitelerinde Ford, Toyota, Opel diye 4 tane arabamız var, ürünümüz var ve bunu Tekrarlatıyoruz for yardımıyla fakat e, yeni bir değişken tanımlıyoruz. Arabalar diye bir değişken tanımlıyoruz ve bu arabaların e, arabaları a, a, araba listesinin bir elemanı, elemanı yapıyoruz. Biz araba listesi array'imizin arabalar elemanını gösterdik arabalar. Daha fazla daha farklı şeyler yapabilirdik. Mesela yeni bir array tanımlayıp yine e, for döngüsünün içerisinde bu sefer mesela e, alışverişler, market alışverişi derdik. E, elma, armut, süt, peynir, mercimek <laughs> her neyse koyardık. Onları da mesela yiyecekler diye, içecekler diye eee sebze meyve diye ayırabilirdik. Bu gibi şeyler için kullanılabiliyor. Yani pek alışveriş headsetlerde nasıl e, pantolon, gömlek gibi ayrımlar yapmada kullanılıyor genellikle. Bugünkü dersimizde bu kalsın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.